Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzla başlayalım. Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. A. Oruç, B. Namaz, C. Zekat, D. Hac. Arkadaşlar hem beden hem de mal ile yaptığımız ibadet hacdır, hacca gitmektir diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Çocuk sahibi olan anne babanın Allah'a şükür için kestiği kurbana ne ad verilir? A. Kurban, B. Akika, C. Sadaka, D. Adak. Arkadaşlar çocuk sahibi olan anne babanın Allah'a şükür için kestiği kurban akika kurbanıdır diyoruz ve üçüncü sorumuza mükemmel bir şekilde geçiyoruz. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir diye sormuş bize. Kabe'nin etrafında 7 kere dönüldüğü zaman bir nokta nokta gerçekleşmiş olur. A. Tavaf, B. Şalt, C. İhram, D. Vakfe. Arkadaşlar 7 kere dönüldüğü zaman bir tavaf gerçekleştirmiş olunur. Yani A şıkkı diyoruz. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinden kurban olmaz demişiz. A. Deve, B. Sığır, C. Tavuk, D. Keçi. Tabii ki tavuktan kurban olmaz diyerek diğer sayfamızla devam ediyoruz. Hemen sayfamı bir düzenleyeyim. Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir? A. Amel defteri, B. Bas, C. Mizan, D. Sura arkadaşlar. İlahi teraziye yani bizim sevaplarımızın, günahlarımızın yazıldığı ilahi teraziye mizan denir diyoruz ve 6. sorumuz ile devam ediyoruz. Aşağıdaki meleklerden hangisi peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir diye bir soru sorulmuş. A. Cebrail, B. Azrail, C. İsrafil, D. Mikail. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan meleğimiz Cebrail'dir arkadaşlar. Azrail ölüm meleğidir. İnsanların canını hani vadesiz olduğunda canını almakla görevlidir. İsrafil sur üflemekle görevlidir. Mikail ise doğa olaylarını takip etmekle görevli bir meleğimizdir arkadaşlar diyoruz ve 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuz da hac kimlere farzdır diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar hac aklı yerinde olanlara farzdır. Akli dengesi yerinde olanlara. Diğer bir seçenek de ergenlik çağına gelenlere. Diğer bir seçeneğimiz tabii ki de Müslüman olanlara farzdır. Hür olanlara, özgür. Diğer bir seçeneğimiz liste madde diyebiliriz. Haccın farz olduğunu bilenlere. Arkadaşlar burada niyet önemlidir. Haccın farz olduğunu Allah için yaptığımızı niyet edersek bunu farkında olanlara farzdır. Başka ne olabilir? Hac yolculuğunu yapabilmesi için
gerekli yol masraflarına karşılayabilecek olanlara yani maddi durumu elverişli olanlara diğer seçeneğimiz şıkkımızı da buraya yazalım arkadaşlar maddemizi de zorunlu ihtiyaçlardan başka bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin haddan dönünceye kadar geçinebileceği maddiyata sahip olanlara yani tamam ben hacca gidiyorum ama benim bakmakla yükümlü olduğum bireyler burada sefaret içinde olacaksa olmaz. Onların geçinebileceği bir maddiyata sahipsek bize farzdır. Hemen onu da yazalım. Zorunlu ihtiyaçlardan başka bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin hacdan dönünceye kadar geçinebileceği maddiyata sahip olmak. Diyoruz ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde SS'de alabilirsiniz. 8. sorumuza geçelim. Haccın farzı kaçtır diye sorulmuş bize. Haccın farzı ilk önce şurayı bir çizelim karışmasın. Haccın farzı 3'tür arkadaşlar. Bunlar birincisi ihrama girmek. İkincisi vakfe yapmak. Üçüncüsü ise Kabe'yi tavaf etmek. Tavaf etmek neydi arkadaşlar? Kabe'nin etrafında 7 kez dönülmesi diyoruz ve bunu da mükemmel bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen 9. sorumuza geçelim. Hac ibadetini yapanların kurban kestiği ve şeytan taşladığı yerin adı nedir? Arkadaşlar şeytan taşlanan kurban kesilen yerin adı Mina'dır diyoruz. Hem şeytan taşlanılan hem de kurban kesilen yer. Bunu boşluk doldurmalarda da çok rahat sorulabilir. 10. soruya geçiyoruz. Hac zamanı Kurban Bayramı'nın Arife gününde Arafat bölgesinde bir süre beklemeye ne ad verilir? Arkadaşlar Kurban Bayramı'nın Arife gününde yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafat bölgesinde bir süre beklemeye vakfe adı verilir. Vakfe bu arada haccın farzıydı arkadaşlar. Bir önceki soruda iki önceki hatta soruda bunu öğrenmiş oluyoruz. Vakfeyi de bu şekilde ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Hemen 11. soruya geçelim. Hac zamanı ihrama girip Kabe'yi ziyaret etmek ve say yapmaya ne ad verilir? Arkadaşlar burada hac zamanı dışında diyor. Hac zamanı dışında umreye gidiliyor ve Kabe'yi ihrama girilip umrede de ihrama giriliyor bu arada. Kabe'yi ziyaret edilip say yapılıyor. O yüzden bunun cevabı da umredir. Ama bunu unutmayın. Bu hac zamanı dışında yapılıyor arkadaşlar. Bu detayı atlamayalım. Bu şekilde yazılı sorularımız bitmiş bulunmaktadır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Yazılı sorularından haberdar olmak için sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.